daha farklı sıkıntılarımız var. Yani işçilerimizin maaşlarını kısa dönemden faydalandık ama yani mecburen çalışmak zorunda olduğumuz için. Edirne'de şehir içi toplu ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Hakan Giyik, koronavirüs sürecinde büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Giyik, televizyonumuza yaptığı açıklamada Edirne Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda her kilometre başına verilecek 75 kuruşluk desteğin can suyu olduğunu ifade etti. COVID-19 dünya genelinde bir sıkıntı oldu. Yani dünya genelinde olan sıkıntıyla beraber yani zorunlu çalışan esnaf grubu içerisindeyiz. Bu süreçte çok büyük sıkıntılar çektik. Son mecliste sizin de bildiğiniz üzere kilometre başına 75 kuruş bir destek söz konusu oldu. Bu da bize can suyu olarak dönüşü olacaktır mutlaka, yani bazı sıkıntılarımızı çözecektir. ETUS Başkanı Giyik, devletten toplu ulaşım sektörüne destek beklediklerini kaydetti. Ama daha farklı sıkıntılarımız var. Yani işçilerimizin maaşlarını kısa dönemden faydalandık ama yani mecburen çalışmak zorunda olduğumuz için belli bir süre çalıştırmak zorundayız o işçilerimizde. O yüzden onların maaşlarında, araçların bakımlarında, mazot alımlarımızda çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bununla alakalı biz büyük devletimizden de destek bekliyoruz. Çünkü Türkiye genelinde bizim ölçekli illerde özellikle çok büyük sıkıntılar var. Yani büyük şehirlerde de sıkıntılar var. Bununla alakalı da hükümetimiz özel otobüsleri esnafına destek olursa mazot desteği olabilir, ÖTV'siz yakıt olabilir, vergilerde bir düzenleme olabilir. Yani ne bileyim bu ücretsiz taşıdığımız yolculara verdikleri desteklerde bir düzenleme olabilir. Bununla alakalı da devletimizden destek bekliyoruz. Türkiye özel otobüsleri olarak destek bekliyoruz. Bu isteklerimizi de Twitter ve sosyal medyada yoğun bir şekilde dile getiriyoruz ama bugüne kadar bir dönüş olmadı. GİK hükümete çağrıda bulunarak ama hükümetimiz bize destek olursa çalışanlarımız da bizler de daha rahat günler geçireceğimizi düşünüyorum dedi. O yüzden ben buradan sizin aracılığınızla tekrar hükümetimizden böyle bir destek yapmalarını istiyorum. Yani buradaki yetkililere de seslenmek istiyorum. Gerçekten bu esnaf çok zor durumda. Yani zorunlu çalışmak zorunda olduğumuz için zor durumdayız. Her esnaf sıkıntıda ama biz gerçekten devam ediyoruz işimize. Bu arada işçi de çıkarmadık. Kimsenin ekmeğine de oynamadık. Ama hükümetimiz bize destek olursa daha rahat günler geçireceğimizi düşünüyorum.